Kıymetli dostlar, bugün Dünya Su Günü. Tabii biz Dünya Su Günü dolayısıyla bir farkındalık oluşturalım istedik. Sabahtan benim de katıldığım öğle öncesinde bir yürüyüş gerçekleştirdik. Şimdi de burada kısa bir süre önce başladığımız kampanya ile alakalı ödülleri takdim edeceğiz. Benim buradaki her bir hemşerimize, her bir kardeşimize, ağabeyimize, ablamıza özellikle ifade etmek istediğim şudur ki hepimiz birer su tüketicisiyiz. Her birimiz ne kadar tasarruflu davranırsak bilin ki o kadar önümüz açık, o kadar rahat edeceğiz ve o kadar da yaşanabilir bir Bursa'yı çocuklarımıza bırakacağız. Bursa su zengini bir şehirdir algısı çok yanlış bir algı, onu özellikle ifade edeyim. Veya Türkiye su zengini ülkedir algısı kötü bir algı. Çünkü içilebilir ve kullanılabilir su başka, diğer sular başka. Dolayısıyla bu noktada her birimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Biz biliyorsunuz BUSKİ olarak yıllardan beri suyla alakalı Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımlar yapıyoruz. Çok kısaca size onlardan bahsedeceğim ama özellikle şunu ifade etmeliyim ki son 2-3 yıldır ülkemiz ve bütün dünya ciddi bir kuraklık sürecinden geçiyor. Dolayısıyla bu kuraklık sürecinin etkisi olarak da takdir edersiniz geleceğe dair kaygılarımız var, endişelerimiz var. Ama biz kaygılanmakla, endişelenmekle kalmayıp BUSKİ olarak yatırımlar yapıyoruz. Önemli çalışmalar yapıyoruz. Ama bir taraftan da suyu ne olursunuz tasarruflu kullanalım. Her bir bireyin yaşlısıyla, genciyle, çocuğuyla, kadınıyla, erkeğiyle her birimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Hani o çok basite indirgediğimiz diş fırçalarken çeşmenin açık kalmaması, abdest alırken bir uzvumuzu yıkarken yine çeşmenin açık kalmaması, hakeza duşta veya diğer alanlarda suyun tasarruflu kullanımı ve yine tarlamızı, bahçemizi sularken suyun tasarruflu kullanılması her bir konu önemli. Bugün yürüyüş esnasında bir arkadaşımıza ifade ettim. Herkes bir litre su tasarrufu yapsa günde 3 milyonluk Bursa'da, 3 milyon 100 bin nüfuslu Bursa'da 3 milyon 100 bin litre su tasarrufu demektir. Bu konu bu kadar önemli ve değerli. Peki biz ne yapıyoruz? Özellikle yaşı 50'nin üzerinde olan abilerimiz ve arkadaşlarımız, büyüklerimiz çok iyi biliyorlar ki Bursa'da 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda suyla alakalı çok ciddi sıkıntılar varken Allah'a hamdolsun bu sene en kurak, son 30 yılın en kurak mevsimi, yine DSİ kayıtlarına göre son 100 yılın en kurak 5. mevsimi geçirmesine rağmen şükürler olsun ki Bursa'da hiç suların akmadığı gibi bir durum söz konusu olmadı. Tabii bunun için ekip arkadaşlarımızın çok özel bir gayreti vardı. Yine geleceğe matuf yatırımlar var. İstiyoruz ki hiç sorun olmasın. Çocuklarımız ve gençlerimiz böyle bir Bursa ile karşılaşmasınlar. Evet, Nilüfer Barajımız ve Doğancı Barajımız var. İki büyük barajımız biliyorsunuz Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan. Şimdi birinde %36'ya ulaştık dolulukta. Birinde %39'dayız. Allah'a hamdolsun son yağışlarla beraber. Bir taraftan da mahalle gönüllülerimiz marifetiyle yine Büyükşehir Belediye'miz ve BUSKİ marifetiyle suyun tasarrufunu dikkat çekiyoruz. Hakeza ilçe belediyelerimiz bunu vurgulamaya çalışıyor. Bu konuda çok duyarlı olan vatandaşlarımız var. Yine binalarımızda gri su, yani yağmur suyunun tekrar kullanımıyla alakalı çalışmalar yapılıyor. Ve yine Demirtaş Organize Sanayi Bölgemiz başta olmak üzere kısa bir süre önce kendilerini ziyaret ettim. Çalışma Haziran'da sona erecek. Üretimde kullandıkları suyun yaklaşık %38-40'lık kısmını tekrar kullanma suyu olarak elde etmek adına çok önemli ve çok pahalı bir yatırım yapıyorlar. Bursa'nın her bir köşesinde sanayicilerimiz dahil olmak üzere bunları yapmak zorundayız. Evet üreteceğiz, evet ihracat yapacağız, evet istihdam sağlayacağız, vergi vereceğiz, devletimizin, milletimizin gelişmesine vesile olacağız. Ama bir taraftan da suyumuza ve doğamıza sahip çıkacağız. Bunlar yeterli mi? Değil. Kısa bir süre önce duyurduk. Çınarcık Barajı'nı, Çınarcık deyince akla hep Yalova geliyor ama
Mustafa Kemal Paşa Karacabey tarafında Çınarcık Barajı'nı inşallah projelerimiz bu ay sonu itibariyle bitti. Yine arıtma ve depo projelerimiz de yıl sonu itibariyle bize teslim edilmiş olacak Devlet Su İşleri tarafından. Nasip olursa Büyükşehir marifetiyle 2023 senesinde şu anki iki baraj havzamızın verisinin iki katını, yani oradaki suyun iki katını inşallah Bursalılarla buluşturmuş olacağız ki bu da 30 yıl hiçbir şekilde su ihtiyacımızın olmaması veya suyla alakalı rezervimizin oluşması demek. Tabi bunu söylerken şunu ifade edeyim. Birazdan gidip birileri elini yüzünü yıkayacak, abdest alacak, dişlerini fırçalayacak, başka bir ihtiyacını giderecek. Su gelişmişliğin göstergesi ama her birimiz suyu tasarruflu kullanmak zorundayız. Bu yatırımları bir taraftan devam ettireceğiz. Bunlar gerçekten çok önemli ve külliyatlı yatırımlar. Sadece Çınarcık Barajı'nın buraya getirilmesi, 4 tane depo ve arıtma tesisinin maliyeti 750 milyon TL civarında. Bu çok ciddi bir rakam. Yani eski parayla 750 trilyon civarında. Bu görünen bir yatırım değil. Yer altına yapılan bir yatırım. Lakin her bir kardeşimizin susuz kalmamak adına suyu tasarruflu kullanmak gibi bir zorunluluğu olduğunu, bir önemli konusu olduğunu ben burada acizane hatırlatmak istiyorum. Bütün bugün yapılan işlemlerin de tamamının sebebinin bu olduğunu ifade etmek istiyorum. Bizler inançlı insanlarız. İnancımızın gereği de israf haramdır biliyorsunuz. Dolayısıyla nasıl ki fazla tüketmek, fazla bir şeyi bu manada israf etmek haramsa, suyu da aynı şekilde tasarruflu kullanmak zorunluluğumuz var. Bunu da burada acizane sizlere hatırlatmak istiyorum. Evet, bir kampanya yaptık. SMS faturaya geçtik. 1 milyon küsur abonemiz var Bursa olarak. 1 milyon 300 küsur bin abonemiz var. Ve bunların her birinin evine dekontlar gidiyor biliyorsunuz. Eğer SMS faturaya geçerseniz yapılan çekilişle işte 32 kardeşimize 16 tanesine cep telefonu, 16 tanesine tablet olmak üzere hediyeler takdim edeceğimizi söyledik. Birazdan onların hediyelerini de takdim edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, Bursa'mızda onlarca güzel yatırım hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediye'miz, başta Osman Gazi olmak üzere ilçe belediyelerimiz yatırımlar yapılıyor. Bursa güzelleşecek. Hep beraber Bursa'yı daha yaşanabilir kılacağız. İşte ecdadın bize emaneti olan şu Hanlar bölgesi, hemen Kozağan'ın önündeyiz. 480 dönümlük bu alanın etrafı boşaltılıyor biliyorsunuz. İnşallah turistlerin de bizlerin de çok rahat gezdiği Hanlar bölgesini hep beraber yaşayacağız. Ama hayat kaynağımız olan, bizim olmazsa olmazımız olan suyumuzu sizlere ulaştırmak noktasında büyük bir gayretimiz var. 1058 mahallenin tamamında. Bakın geçen yıl Büyük Orhan'ın Mazlumlar ve Geylik köyünde 80 yıldır su yok. Taşımayla su ihtiyacı gideriliyor ve oralara bizatihi su ulaştırdık. Milyonluk yatırımlar yapılıyor. Bunlar devam edecek ama bize ulaşan bu suyun tasarruflu kullanılması için de her bir kardeşimizin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi noktasında belediye başkanınız olarak, bu şehrin bir bireyi olarak sizlere hatırlatmak istiyorum. Çok değerli il başkanımıza, milletvekillerimize, çok değerli Osman Gazi Belediye Başkanımıza, BESOP Başkanımıza, yöneticilerimize, BUSKİ Genel Müdürümüze ve yöneticilerimize, katılan herkese çok teşekkür ederim. 22 Mart Dünya Su Günü münasebetiyle Bursa Büyükşehir Belediye'mizin ve BUSKİ Genel Müdürlüğümüzün ortaklaşa düzenlediği bu kıymetli programın şehrimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi suyun kullanımında 7'den 77'ye dikkatli olmalıyız. Tasarruflu olmalıyız. Bizlere çocukluğumuzda öğretilen damlaya damlaya göl olur atasözünün birikim amacıyla olduğunu burada arkadaşlarımız ifade etmişler. Eğer musluklarımız damlamaya devam ederse maalesef göl değil, çöl olacağını ifade ediyorlar. Çok değerli hemşerilerim, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi SMS fatura neticesinde inşallah bunun özendirilmesi konusunda yapılan bu proje çerçevesinde
32 hemşerimize Büyükşehir Belediye'mizin hediyeleri olacaktır. Bu hediyelerden dolayı da, bu projenin başlatılmasından dolayı da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş Beyefendi ve ekibini kutluyor, saygılar sunuyorum. Mustafa Şekerci, Ömürcan Kurtuluş ve Ali Kümbetlioğlu Beyefendi, Mehmet Yazıcı ve Ali Rıza Yağcı da birer tabletin sahibi oldular. Efendim Mehmet Yazıcı, Ali Rıza Yağcı'yı da platform önüne rica edelim.